Merhabalar, ben Güney Sentürk. Nurcan Hanım'la beraber sizlerle tekrar beraberiz. Evet, Nurcan Hanım, nasılsınız? İyiyim Günay Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yani birkaç videodur böyle Günay Bey diyorsunuz, böyle çok hoşuma gidiyor. Rus moderatör almaktan vazgeçebilirim yani. Hayır, vazgeçmedin yani. Yok. Hala aklında var öyle bir düşünce. Henüz vazgeçmiş sayılmam. Evet. Ne diyeceğiz? Yalnız Ruslar yemek yapmıyormuş, aç kalırsın. Evet Nurcan, sorular hazır mı? Sorular her zaman hazır. Evet, ya. Futbol muhabbetine hoş geldiniz. Beşiktaş'tan başlayalım. Biliyorsun evet. Abdullah Avcı gitti. Evet. Sergen Yalçın geldi. Evet. Teknik direktör değişikliği takımı sence nasıl etkiler? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Abdullah Avcı'nın çok uzun süre duramayacağını zaten her seferinde söylemiştim. Yani bu tip kulüplerde, büyük kulüplerimizde daha çok kulüp aidiyetini, yani kulüp örfünü bilen hocalar olması avantaj. Yabancı hocalar biz de farkındaysanız çok böyle başarılı olamıyor. Çünkü kültürümüz çok farklı. Yani yurt dışına çıkmış insanlar daha çok biliyor. Yani bizim kültürümüz çok farklı ve bu bizim kültürümüze ayak uydurmak yabancılar açısından çok zor. Yani o yüzden yabancı olmuyor. Bir de kulübün içinden çıkan hoca daha farklı oluyor. Yani orayı daha çok benimsiyor. Şimdi baktığın zaman Sergen hepsinde oynamış. Yani Fenerbahçe'de oynadı, Galatasaray'da oynadı, Beşiktaş'ta oynadı, Trabzon'da oynadı. Hemen hemen tüm takımlarda oynadı Sergen Hoca. Şimdi Günay, Sergen Hoca ile alakalı ne diyorsun? Sence tüm takım at yarışı oynar mı? Hep beraber oynarlar. Şimdi oralara girmeyelim. Biz teknik detay yapalım. Sen de Ahmet Çakar gibi. Yani Ahmet Çakar sürekli at yarışı oynayan bir kişi yani. Olabilir. Kesin. Benim babam da oynuyor. Normal yani at yarışı. Şimdi şöyle bir şey var. At yarışı oynamak şey mi? Yani şey, ülkemizde at yarışı da demezsin de. Altılı Ganyan. Şey Ganyan. Altılı Ganyan da demezsin. Eşek. Eşek. Eşek diyoruz. Evet. Eşek. Şimdi babam da oynuyor. Şimdi baktığın zaman hani yasak mı? Hani dinimizce belki bahis oynamak yasak, günah olabilir. Ama Türkiye'de bu legal. Yani oynanabiliyor. Yani herhangi birisinin de oynamasında bence bir sakınca yok. Sergen Hoca oynayabilir yani. Niye oynayamaz? Hayır, futbolu. Şöyle söyleyeyim. Yani Sergen Hoca'nın şu an iddia oynamaması gerekiyor. Yani altılı Ganyan oynayabilir. Yani bunda bir şey yok ki. İşte en son Ahmet Çakar bir açıklama yaptı. Sergen Yalçın'ın yardımcı hocası şey olsun dedi. Halis Karataş olsun dedi. Öyle bir şey söyledi. Ben onlara girmiyorum. Onlar beni ilgilendirmiyor. Ben de antrenman yapacağımı duydum ama. Sen gider yaparsın Nurcan orada antrenman yani. Ben niye antrenman yapayım? Ben futbolcu muyum? Sergen niye yapsın? Allah Allah. Jokey mi adam? Adam atları seviyor normal bir şekilde. Evet, zamanında Gökhan hocaya teslim etmişler onu. Hep beraber at yarışı oynamışlar. Bu gerçek yani. Nasıl yani? Kendisi de bunu söylüyor. O hikayeyi herkes biliyor. Ben burada tekrar açıklamayayım. Ben tamamen futbola odaklanmak istiyorum şu anda. Yani Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a gelmesi bence en doğru hareketti. Yani sezon başından beri hatta Sergen Hoca konuşuluyordu. Sergen Yalçın gelsin. Sergen yani. Hatta Sergen Yalçın da istiyordu bunu. O yüzden gelmesi çok daha iyi oldu. Kulübü biliyor. Oradaki herkesi tanıyor. Kulüp çalışanlarına kadar tanıyor. Yıllarını orada geçirmiş. Ama şöyle bir şey var. Çok çabuk adapte olabilecek bir konum yok şu anda. Oyunculara nasıl bir taktik oturtacak? Şimdi Abdullah Avcı'nın farklı bir sistemi var. Her hocanın farklı bir sistemi var. Bu sistemi, Sergen Hoca'nın sistemini bu takıma oturtması gerekiyor. Şimdi o sistem, yani Sergen Hoca'nın sistemine uygun oyuncular var mı? Ona bakmak lazım. Yani Sergen Hoca burada nasıl bir oyun oynatacak? Şimdi Sergen Hoca hücuma dayalı bir futbol oynatıyor. Evet, ofansif. Evet, ama
Diğer taraftan Abdullah Avcı daha çok pasa dayalı bir oyun oynatıyor. Ki takımını da ona göre kurdu. Ama baktığın zaman mesela Enkudu çok hızlı bir açık. Ondan yararlanacaktır diye düşünüyorum. Lahiç geçen senenin yarısı kadar oynamıyor. Lahiç'ten farklı faydalanılacaktır. Çünkü aynı mevkide oynuyor. Aynı dilden konuşabilirler. Lahiç'ten bahsediyorum. Yukarıya çekecektir. Ve her ne olursa olsun kan değişikliği, özellikle teknik direktörlerde kan değişikliği kesinlikle olumlu olarak yansıyor takımlara. Ben Beşiktaş'a olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorum. Ama yani şöyle söyleyeyim. Başarılı olur mu olmaz mı? O tartışılır. Ama bu saatten sonra Beşiktaş taraftarının hani böyle şampiyonluk gibi bir umudu olmasın. Yani çok zor. Önünde çok fazla takım var. Hepsinin birden takılması gerekiyor. Biraz dışarıda kaldı. Şimdi Sivas da bu hafta kaybetti. Beşiktaş ve Galatasaray kazandı. Trabzon kazandı. Şimdi bu hafta çok kritik bir maç var. Trabzon Fenerbahçe maçı var. Bu çok önemli. Yani ligin dengelerini değiştirecek. Şu 4-5 hafta ligin tüm dengesini değiştirecek maçlar oynanacak. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray. Mesela o maça gelene kadar tabii konuşuruz bunu. O maçta da çok büyük dengeler olacaktır. Ama Beşiktaş'a Sergen Hoca biraz artık atacaktır. Ancak kimse şampiyonluk beklemesin. Çok çok inanılmaz bir oyun beklemesin. Çünkü kendi takımını henüz kuramadı burada. Transfer yapamadı ve transferin son gününe geldi. Gelmese dahi transfer yapamayacaktı. Sabır etmesi gerekiyor. Beşiktaş taraftarı bu sabrı acaba Sergen Hoca'ya verecek mi? Veya Beşiktaş yönetimi bu sabrı gösterecek mi? Onun merakı içerisindeyim. Zaman gösterecek bunu. Bence Sergen'e o vefayı Beşiktaş taraftarı gösterecektir. Ben şahsen göstermesi de gerekiyor. Evet Nurcan, başka peki, sorumuz var mıdır? Galatasaray Boluspor'dan biliyorsun 18 yaşında Erkan Süreli transfer etti. Çok iyi transfer, genç bir transfer özellikle. 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncu. Taraftar tarafından da çok olumlu karşılandı. Ne diyorsun Galatasaray? Şimdi taraftar bakımından neden olumlu karşılandığını şöyle açıklayabiliriz. Genç oyuncu olduğu için yani kimse bu oyuncuyu bilmiyor. Yani hangi spor yorumcusuna sorarsan sor, kime sorarsan sor. Evet Metiye eller düzebilir ama neticesinde bu çocuk daha genç bir çocuk. Daha çok uzun yılları var. Ve taraftarın yapmış olduğu yanlış bir şey var. Çabuk pohpohlamamak lazım bunları. Yani çok çabuk gaza gelebiliyor. Bakın hemen sosyal medya gazıyla çocukluk aşkımsın diye bir tweet de attı. Bu tip şeylere göz yummamak lazım. Biraz sabretmek lazım. Ki şöyle söyleyeyim. Yani Fatih Hoca zannetmiyorum bunu ilk 11 aldığını. Zaman içerisinde belki ışık gördüğü için zaman içerisinde belki U19'dan A takıma doğru çıkartacaktır. O yüzden orada da sabretmek gerekiyor. Ama Galatasaray'a baktığın zaman gençleştirme operasyonu bu sene yapıldı. Bak Ocak ayından bahsediyorum. Hep genç oyuncular alındı. Bu da takımın daha çok koşma direncini arttıracaktır. Mücadele gücünü arttıracaktır. Çünkü yani 30 yaşındaki bir oyuncuyla 20 yaşındaki bir oyuncunun mücadele gücü bir olmuyor. O yüzden Galatasaray biraz daha gençleşti. Bu olumlu olarak yansıyabilir takıma. Ama direkt ilk 11 oynayacağını zannetmiyorum. Zaman içerisinde olabilir. Yani taraftar açısından da genç olduğu için sevindirici bir olay. Bu tip transferler yapıp ileriye dönük altyapıdan daha çok altyapıdan ve bu tip oyuncularla transferleri de tamamlarsa takımlar hem borç batağından kurtulurlar hem de geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Bizim de futbolcuya ihtiyacımız var. O yüzden bence bu tip transferlerin çoğalması lazım. 3 büyükler, 4 büyüklerde hatta Süper Lig kulüplerinde. Peki yönetimle Fatih Terim'in arasındaki buzlar erimiş gibi görünüyor. Transfer sezonunun bitmesinde de artık saatler kaldı. Sen bir transfer bekliyor musun? Mesela Belhanda gider mi? Belhanda'nın bir gidebileceği, bir de gidilemeyeceği konuşuluyor. Şimdi Belhanda'nın mükemmel bir maaş yükü var. Ciddi bir maaş yükü var. Bu paraları karşılayacak kulüp de çok zor bulunur. Kendisi de zaten bu parayı isteyecektir. Ya kiralık formülü bulunabilir. Nasıl ki yarısını ben vereyim Galatasaray diyebilir. Yarısını ben vereyim yarısını sen karşıla gibi. Şimdi Belhanda'yı da düşünüyorum. Eğer ki Galatasaray stoperde bir yabancı transferi yaparsa bir tane daha oyuncu ekstradan yazmak zorunda kalacak. Bunun da Belhanda olduğu söyleniyor. Hani dışarı atılacak. Lisans askıya alınacak.
aslında profesyonel bir futbolcunun bunu göze almaması gerekiyor. Eğer ki bunu göze alabiliyorsa Belhanda, bak gözüm kapalı Belhanda'yı yazarım. Demek ki bu adam para için burada. Para için, evet, bu iş para için yapılıyor ama biraz da ruhunu koyması gerekiyor. Mücadelesini vermesi gerekiyor. Belhanda da bu eksik zaten, mücadele anlamında biraz sıkıntısı var. Belhanda gitmez gibi geliyor. Ya çok kısa süre kaldı. Zaten bizim takımlarımız biliyorsun yani son dakikaya kadar sürekli transfer kovalayan takımlar. Şimdi saatler kaldı. Kimi alacaksın? Alelacele aldığın futbolcu sana fayda sağlayacak mı? Galatasaray için Mert Çetin konuşuluyordu. Onun da olmadığı söylendi. Bir sürü futbolcu konuşuluyor. Ama yok. Şimdi yönetime geleyim. Yönetim ne diyor? Arda Turan'ı veto ediyor. Kardeşim, Arda Turan'ı veto diyorsun da stoperi de mi veto ettin? Stoper niye almıyorsun? Veya başka niye hoca istiyor da onu almıyorsun? Çıkıp konuşacağını icraat yap. İcraat. Yönetimden bahsedeyim. İcraat yapmıyorsun. Sonra geliyorsun, bizim gündemimizde değil. Hoca istiyor, bizim gündemimizde değil diyorsun. Hoca istiyorsa alacaksın. Bunun yayını yaptık. Her zaman da söyledim. Hoca istiyorsa alacaksın. Sen Arda Turan almadın ama başka oyuncu da almadın. Gene saatli bombayı Fatih Terim'in eline bıraktın. Başarısız oldun mu Fatih Hoca'nın üstüne gidecek şimdi. Tüm basın. Sen ya, diyorum ya, her dönemde eksik bir parça var Galatasaray'da. Bir stoperi olmaz, bir orta sahası olmaz, bir forveti olmaz. Nereye kadar gidecek? Yapboz gibi ya. Yani Nereden evet. alsan elinde patlıyor. Yani sen Fatih Hoca'nın hiçbir zaman eline tam kadro veremedin ki orada gelip konuşuyorsun. Ve ben sana şöyle söyleyeyim. Taraftar tümüyle Mustafa Cengiz'in arkasındayken bazıları şimdi karşıya geçti. İkiye bölündü taraftar burada. İyi şeyler olmadı. Halbuki alsaydı, Arda Turan alsaydı bu kadar bölünmezdi. En fazla ne olurdu biliyor musun? En fazlasını söyleyeyim. Arda Turan'ı istemeyen Galatasaray taraftarlar diyecekti ki, Helal olsun başkanım. hayır, istemeyen. İstemeyenler. İstemeyenler bölüneceklerdi. İşte Allah niye aldı? kahretsin, Allah niye geldi? kahretsin, niye geldi Evet. diye. İki tane gol atınca veya iki tane bir şey yapınca da bu Vay sefer onları, aslanım vay koçum, aslanım helal koçum olsun. Galatasaraylı Evet. diyeceklerdi. Ha, ne olacaktı? En kötü ihtimal, kötü oynadığı zaman da gelsin diyenlere keşke istemeseydik diyecekti. Fatih Terim de hata benim diyecekti. Olay kapanacaktı. Bu Yine kadar de bir gelme uzamayacaktı. ihtimali var mı sence? Son güne kadar Arda beklemek Turan'ın. lazım. Yani onun da saatleri bitiyor. Bir yere transfer olmadı. Bekliyoruz. Son saatlere kadar bekliyoruz. Ben gelmesinden yanayım. Bir ışık, yeşil ışık yaksa Galatasaray hemen olacak iş ama olmuyor. Çünkü maaşında da ciddi bir indirim yapmış Arda. Para istemiyor ki. Evet. Yani konuşulan para istemiyor. Peki, tahkim kurulu Fenerbahçe'nin limit arttırma itirazını esaslar reddetti. Fenerbahçe'yi bu durum nasıl etkiler? Şimdi normal şartlara baktığın zaman onlara ekstra bir limit verildi. Şimdi ben spor hukukçusu olmadığım için ve bunu tam derin olarak böyle araştırmadığım için net bir şey söyleyemiyorum aslına bakarsan. Ama benim kamuoyuna baktığım zaman benim algıladığım Fenerbahçe'nin bir puan cezası veya belli bir cezalar alabilmesiydi. O cezaları vermeden reddediyor. Niye reddediyorsun? Reddediyorsan neden ceza vermiyorsun? Dayanak ne? Reddettin, cezasını ver. Veya Genelde kabul et, suçlanmışlardır ya kabul Meral et, Özden. kabul et şeyini, ceza verme. Yani ikilemde kalıyorsun. Şimdi Anayasa tam net çıkarmışlardır el altına. araştırsak, tam net araştırsam söyleyeceğim ama yani biliyorsun hukukta her zaman bir açık vardır. Avukatlar da o açıklar üzerinden gider. İlla bulunmuştur bir şey. Bir şey diyemiyorum net. Ama yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a şunu sormalı. Başkan, bu kadar transfer oldu, bu kadar şey oldu. Nerede bu paralar? Win-win oldu. Nerede bu paralar diye sorması gerekiyor. Hala başkan Ali Koç, Ali Koç diyorlar. Sormalı. Sormalı, sorgulamalı taraftar. Ben bunu her zaman savundum. Galatasaray'da da olsa bak, Fikret Orman'a paralar nerede diye soruldu son dönemlerde. Galatasaray'da mı? Şeyde, Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta. Galatasaray'da deyince dedim ne oluyor? Fikret Galatasaray'da Orman da olsa nerede? sorarlar diyecektim. Bir an Fikret Orman geldi aklıma. Ya Beşiktaş'ta da sordular. Galatasaray'da olsa o da sorar. Sormalı, sorgulamalı. Halkın takımı diyorsun. Halkın takımı, halkın takımı. Başkana bırakıyorsun ipleri. Nasıl halkın takımı? Değil o zaman. Başkanın takımı. Evet. Tahkim kurulundan bir tane daha sana sorum olacak. Trabzonspor'un Nakayeme'nin kartının iptal için yaptığı itirazı da reddetti. Burada bir taraf mı var şu an? Ya şimdi bak, normal şartlarda söylüyorum.
Burada ben fikir yürüteceğim. Tamam. Sen de. Şimdi Trabzonspor yeni Malatya ile oynayacak. Malatya Spor'la oynayacak. O maç iptal oluyor depremden dolayı ki bana Evet. göre haklı. Vakayeme. Nerede oynayacaktı? Yeni Malatya Spor maçında oynamayacaktı daha doğrusu oynayacaktım. Doğru. Oynamayacaktı. Niye? Cezası. Sarı kart, kırmızı kart cezalısı olduğu için. O maç ertelendiği için bir maç sonrasını atıyor. Bu maçta cezasını çekebilir. He, biz fikstür ayarlandığında şöyle de olabilirdi. Biz Fenerbahçe maçında bu oyuncumuz şey değildi, cezalı değildi. Yeni Malatya maçında cezalı olacaktı. Bu maçta oynasın, Malatya maçında yine oynamasın. Aynen. Buradan yürüdüler. Ama bunu neden kabul ederler, neden etmezler bilmiyorum. Net bilgim yok. Ama bunu şunu söyleyeyim. Birilerine çanak tutarak bir işler halletmeye çalışıyor. Bak bu çok net belli. Yani Türkiye Futbol Federasyonu yok şu anda. Günay 3 sezondur böyle. 3 Yani sezondur. 3 sezondur. kimi Bu böyle. Galatasaray kimin üzerinden, Beşiktaş üzerinden sürekli bir algı yaratılıyorlar. ya zaten Türkiye'de her Birilerinin şeyde üzerinden, bak şu birilerinin Twitter üzerinden çok tehlikeli. Twitter'da algı operasyonu çok. Duyar sürekli. kasan çok. O Evet. kadar çok duyar kasan var ki nefret ediyorum. Ya burada neler neler okudum ben orada. Neler şey yaptım. Algı operasyonları. Oho gırla. Ya insanlar tamam mı? Birbiriyle geçinemiyorlar artık ya. Ya şöyle bir grup var, öbür gruba saldırıyor. O grup oruna saldırıyor. Böyle olmaz. Spor dostluk kardeşliktir diyorsun, birbirine sallıyorsun. Böyle bir şey olamaz ya. Yani artık futbolun birleştirici gücünü bizim fark etmemiz gerekiyor. Birbirimize sallamaktan vazgeçmeliyiz aslında. Ama taraftarlar biz de bazen yenik düşüyoruz. Biz de bazılarına sallıyoruz, şey yapıyoruz. Ama tetikleyici birileri var. O tetikleyici birilerini susturmak gerekiyor. O fenomen zanneden var ya, 18 yaşında bile değil onlar aslında. Geçmişler kendi isimlerini bile korkak klavye delikanlıları var ya, kendi isimlerini bile yazmıyorlar. Aralara abuk subuk şeyler yazıyorlar. Ondan sonra vay efendim şöyle benim 100 bin takipçim var ben fenomenim. Ulan yola çıktığım zaman seni görsem tanımam. Sen nasıl fenomensin? Nasıl fenomensin? Fenomen dediğin adam tanınır. Bak bu belli. Sen şimdi ekstra bir dışarı çıktığın zaman birini gördüğünden fotoğraf çekildi mi o fenomendir. Fenomen dediğin adam kendini gizlemez. Sen erkek adamsan gizlemezsin. Yazarsın ismini soyadını benim gibi erkek gibi düşüncelerini yazarsın. Ama oradaki erkekler yapamıyor bunu. Ondan sonra vay efendim ona sallayayım buna sallayayım birbirleri arasında Ay çatışma neye yükseldin başlatıyorlar. böyle ya bir anda? Çünkü hepsi paralel bunların paralel. Hepsi birbirine bağlı. İhsan son dakika haberi verir mi? Evet. Sivas Spor Cagney ile ilgileniyormuş. Maaşını karşılayabilirse olabilir. Galatasaray'da vereceğini düşünüyorum. Biz dünden razıyız ya. Dünden razı. Gitsin oynasın abi. İlk 11 oynasın yani Dünden orada. razıyız. Evet. Evet arkadaşlar, bizleri izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki maçlardan sonra canlı yayın açıyoruz. Önce ve sonrasında elimizden geldiği kadar. Bu canlı yayınları da takip ederseniz çok seviniriz. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.